Merhabalar, iyi akşamlar. Bir Azat yayınıyla daha beraberiz. Programımıza geçmeden önce öncelikle 8 Mart bütün dünya emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum diyeyim. Bugün yanımızda Aysel ve Duygu var. Bazı içi gösteri sanatları topluluğu tiyatrodan. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İsterseniz öncelikle bazı içi gösteri sanatları topluluğu ve tiyatro hakkında konuşalım sizinle. Yani içerisinde bulunduğunuz bu topluluk hakkında bilgi vermek isterseniz. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu 1995 yılında kurulmuş bir sanat yapısı. Daha ama 1995'te kurulmasına rağmen geçmişi çok daha öncesine Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sanat kulüplerinde tiyatro faaliyeti, dans, müzik, toplumsal araştırmalar alanında çalışan öğrencilerin mezuniyet sonrası sanat yapmaya devam etmek için kurdukları bir yapı. İçerisinde farklı birimler var. Dans, tiyatro, müzik birimleri, toplumsal araştırmalar birimleri ve 95'ten bu yana da çeşitli gösterilerle, yayınlarla, araştırma çalışmalarıyla faaliyet göstermeye devam ediyor. Ve tiyatro alanında da birçok 95'ten bu yana birçok oyun çalışması, gösteri, tiyatro kitapları çıkaran bir tiyatrodan bahsedebiliriz. Bizler de üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde tiyatroya başlayıp mezuniyet sonrası da tiyatroya ilişkilenmeye devam ediyoruz. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nda hem profesyonel olarak bu tiyatro, dans ya da müzik alanında çalışan üyeler mevcut. Hem de çalışan olarak, yani daha yarı profesyonel olarak bu faaliyete devam eden üyeler mevcut. Oldukça bu anlamda geniş bir yapıdan bahsediyoruz. Bir tiyatro alanında da her sene, her sezon yeni bir gösteriyle, seyirciyle buluşmaya gayret ediyoruz. Bir yandan da repertuarımızda belirli oyunları tutuyoruz. Kendi oyun metinlerimizi oluşturdukça aynı zamanda BGST yayınlarında bu metinleri, yeri geldiğinde bazı tiyatro teorik kitaplarını, toplumsal araştırmalarla ilgili kitapları da yayınlıyoruz. Aynı zamanda halen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tiyatro kulübüyle ve folklor kulübüyle organik olarak bağımız devam ediyor. Oradan mezun olup mezuniyet sonrası sanat çalışmasına devam etmek isteyen arkadaşlarımız her yıl Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'na katılıyorlar. Kısaca böyle hani sorularla devam edebiliriz. İsterseniz yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce Ermeni soykırımının 100. yılında tam da bu haftada 8 Mart haftasında Zabel Yesoyan'la ilgili bir tiyatronuz olmuştu. İsterseniz onun hakkında yani neden Zabel Yesoyan diyelim? Zabel Yesoyan aslında bizim feminist çalışmalarımızı yaptığımız sırada karşılaştığımız isimlerden biri. Aslında Adalet Feryadı kitabında tanımıştık Zabel. Bir Adalet Feryadı kitabında tanımıştık. Diğer 5 kadın gibi. Zabel Yesoyan'ın hayat öyküsü de bize çok çarpıcı gelmişti. Ve aslında bu okumalar geliştikçe ve aslında son senelerde yine Zabel Yesoyan'ın hayat hikayesi romanları çevrilmeye devam ettikçe bu daha fazla tanıma, daha yakından tanıma fırsatı bulduk Zabel Yesoyan'ın. Ve kampüste çalışan bir grup, bu kısmı sen daha iyi anlatırsın. Zabel Yesen üzerine bir biyografi oyun çalışmasına başladılar. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde tiyatro kulübünde ve kadın araştırmaları kulübünde çalışan öğrencilerle birlikte bir araştırma çalışması yapıp aslında onun Silahtar Bahçeleri eserinde anlattığı biyografiden hareketle bir oyun çalışması yapılabilir mi sorusuyla 2 sene önce üniversitedeki öğrenci arkadaşlarla birlikte bir oyun çıkarmıştık. Ve yani o dönem birkaç kere gösterilen, dediğiniz gibi 8 Mart'ta öğrencilerle ve işte seyirciyle buluşan bir oyundu. Üzerinden 2 sene geçtikten sonra mezuniyet aşamasına gelen öğrenci arkadaşlarımız ve hali hazırda mezun olan ve sanat çalışmasına devam edenler olarak bu oyunu daha gelişkin bir profesyonel proje olarak ele almayı ve o dönem Zabel Sen'in hayatının bir bölümünü sahnelemişken şu anda bütün hayat hikayesini anlattığımız bir oyuna dönüştürmeyi hedefledik ve yani 2 perdelik bir oyun çıktı ortaya. Premierini de geçtiğimiz pazartesi 6 Mart'ta
ilk defa yaptı. 6 Mart'ta ve 8 Mart'ta iki gösterim yaptı. O gün aslında o iki senelik çalışmanın ürünü bu dönemde son haline ulaştı diyebiliriz. Ve aslında bütün hayatını anlattığımız uzun bir hayat öyküsünü içeren bir oyuna dönüştü. Peki bu oyunda, hayat öyküsünde Zabel Yesen'in yaşadıklarıyla, gördükleriyle Ermeni soykırımının esintileri tiyatroda nasıl verdiniz yoksa? Aslında Zabel Yesen çok enteresan bir hayat aralığında yaşıyor. 78'de doğuyor. Oyun da 78'de başlıyor ve 1937 arası tarihi konu alıyor. Ve bir şöyle yani Abdülhamit'in başa geçtiği dönemde doğuyor. Bir felaketin içine doğuyor. Osmanlı-Rus harbinin en çalkantılı yıllarında doğuyor. Ama İstanbul'da görece bundan yani güzel bir şey yani bir aile ya bir yani çocukluk geçiriyor. Aslında hemen hemen içerisinde hani kişisel trajedilerin çok olmadığı bir yaşantı, çocukluk ve gençlik yılları sürerken arka planda istibdat yılları, ondan sonra işte meşrutiyete kadar uzanan bir ilk gençlik ve gençlik dönemi var Zabel Yesen'in. Yavaş yavaş felaketin izlerini sürmeye başladığımız seneler, onun için kişisel olarak güzel ve şey yıllar olsa da kendisi de politik kişiliği daha çocukluk yıllarında kurulmaya başladığı için bunu hisseden, hatta 18 yaşında yani daha şiirler yazmaya, öyküler yazmaya başlamış. Taşra'dan, Taşra'da daha büyük katliamlar daha önce başlıyor biliyorsunuz. Onlardan haberdar. Yavaş yavaş politik bir kimlik oluşturmaya başlamış bir yazar. Daha sonra 1908'de zaten Fransa'dan tekrar yani kendisi biliyorsunuz ilk üniversite eğitimi alan Osmanlı kadını diye anabiliyoruz. Ve şeyle birlikte 1908'le birlikte meşrutiyetin yarattığı o coşkuyla birlikte memleketine dönüyor. Ama hemen akabinde daha o kanımız yeni kaynamışken dediği yeniden acıya gark oluyoruz. Yani 1909 Adana felaketiyle karşılaşıyor ve oraya aslında bir heyetle birlikte orada görev alıyor. Oradaki yaraların sarılması için Patrikhani'nin gönderdiği bir heyetle. Arkasından zaten bir felaket izi yani yaşamının içine yedirmek zorunda kalıyor. Çünkü yani bir sürgün hayatı başlıyor 1915'te Zabel Yesen'in içinde. Memleketini terk etmek zorunda kalıyor. Hatta o dönem toplatılan yani 24 Nisan gecesi toplatılan aydınlar arasında o listede yer alan tek kadın yine. Pek çok açıdan ilklerin ve tek nevin kadını gibi adlandırılıyor. Kaçmayı başarıyor. Ve bir şekilde yaşamaya, yazmaya, tanıklıklarını felaketin izlerini, tanıklıklarını yazmaya devam ediyor sürgün hayatı boyunca da. Dolayısıyla çok güçlü hayatının içerisinde felaketin izleri. Zaten hem o dönemde hem de Ermeni bir yazar olmak gerçekten yani dikenli bir yol. Hani kimse çiçeklerle karşılamıyor herhalde Zabel Yesen'i. Evet, sırpıydı sapınan söylediği gibi. Evet. Zabel Yesen tabii çok zor bir hayat geçirdi. Peki sırf Zabel Yesen'in ekseninde bakmadı herhalde tiyatro. Bütün Osmanlı o dönemdeki... Evet. Şöyle aslında hayat öyküsünü iki düzlemde anlatıyoruz. Belki oradan başlamak lazım. Zabel Yesen hani Osmanlı'dan 1915'te kaçmayı başarsa bile maalesef hayatı huzura ermiyor. Belki kendi birçok kaçmayı başaran Ermeni gibi. İşte uzun yıllar Avrupa'da farklı şehirlerde bir sürgün hayatı yaşadıktan sonra 1930'larda Sovyet Ermenistan'ına yerleşme kararı alıyor 59 yaşındayken. Fakat orada birkaç yıl üretim yaptıktan sonra Stalin'in büyük temizlik dediği dönemde içeri alınan aydınlardan biri. Ve orada hapiste bilinmeyen koşullarda hayatını kaybediyor. 42 ya da 43'te diye geçiyor. Biz oyunu buradan başlatıyoruz. Aslında Zabel Yesen Sovyet Ermenistan'ında bir hücrede ve sorgulanıyor. Ve bu uzun süredir bu hücrede tutuluyor. Yalnız başına, kimseyle görüştürülmüyor. Hücreye kağıt, kalem, kitap hiçbir şey alamıyor. Ve sıkıldığı bir ve bunaldığı bir anda o hücrenin soğukluğundan ve karanlığından kaçmak için geçmişine sığınıyor. Ve biz sürekli o zamanla geçmişi arasında gidip gelen bir Zabel Yesen görüyoruz. Böylece onun hem yaşlılığını, hem gençliğini, hem işte
ilk yazar olduğu yılları, işte Adana yıllarını, 1915'e kaçtığı yılları, sürgün yıllarına gidip gelen bir Zabel görüyoruz hafızasında. Ve bunu anlatırken de aslında o dönemin o kültürel çoğulcu toplumu içerisinde farklı halkları görüyoruz. Mesela Zabel Yeseyan'ın Maltepe'de gittiğinde Müslüman bir arkadaşı var Faize diye. Onunla olan ilişkisini görüyoruz. Ya da işte 1909'da Adana'da bir yetimhane kurma çabalarında o dönemin valisini nasıl ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. 1915 gecesi bir hastanede saklandığını biliyoruz kendi yaşam öyküsünden. Orayı hayal ederken nasıl bir hastanede saklanmış olabileceğini düşünürken orada karşısına çıkan belki Müslüman bir hastayı ya da hemşireyi görüyoruz. Onunla kurduğu ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Keza o dönemin Ermeni toplumundan ünlü bir yazar olan Sırpı Yudusap'la karşılaşmasını ve ona verdiği tavsiyeleri, ona nasıl bir rol model olduğunu görüyoruz. Ya da işte onu doğurtan ebe bir Rum, onu görüyoruz gibi. Aslında kültürel çoğulcu o ortamın nasıl olduğunu da anlatmış oluyoruz. Ama tabii ki yani oyunun temel izleyi Zabel Yeseyan'ın macerasıyla şekilleniyor. Sizin için belki bir zorluk çektiniz mi? Yani herhangi bir resmi kayıt bulamamak belki size ne biçim bir zorluklar yarattı mı? Nasıl oldu bu zorluklar yani? Yani çünkü tek belge kendi yazdığı kitaplar olan bir kadın şu anda, evet. Ve herhangi bir resmi kayıt da bulamıyorsunuz. Yani çoğu entelektüel gibi onun da herhangi bir resmi kaydı yok. Yani size nasıl zorluklar çıkarttı? Aslında bunu özellikle mesela Sovyet dönemi için, mesela dediği gibi oyunun ana ekseni şey üzerine kurulu, orada geçirdiği sorgular üzerine. O sorgularda nasıl, ne yapıldığını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz tek şey Zabel Yeseyan'a zorla işkenceyle Fransız ajanı olduğu imzalatıldı. Bunu biliyoruz bir tek geçmişe ve sonradan bunu yalanladığını, yani bu bana zorla imzalatılmış bir beyandır diye yalanladığını biliyoruz. Dolayısıyla o kısmı tamamen kurguladık. Ama bunu yaparken toplumsal bir takım verilerden hareket ettik. İşte Stalin dönemi, özellikle Büyük Temizlik ya da işte Kızıl Ordu'nun nasıl yapı içerisinde kurulduğu, nasıl bir devlet yapısı ve parti içerisindeki çelişkiler, doğrular, yanlışlar falan, bunları analiz etmeye çalışarak oraya bir iz düşümünü kurmaya çalıştık. Ama hayat hikayesi noktasındaysa aslında elimizde görece daha fazla şey vardı. Şöyle ki birçok romanını Zabel Yeseyan bir nevi novellasını bir nevi biyografi gibi yazıyor. Örneğin Sürgün Ruhum kitabı çok enfes bir roman, kısa roman. Ve orada bir ressam kadını anlatırken aslında kendisinden çok fazla iz buluyoruz. Ya da kendi gördüğü şekilde ifade etme biçimi toplumu çok başarılı. O yüzden o doneleri kullandık. Yani aslında bir sosyolog için zorlayıcı bir şey olabilir. Onun hakkında çok fazla yazılıp çizilmiş olmaması. Ama bizim için çok zenginleştirici bir şey oldu. Çünkü onun sanat eserlerinden yola çıktık. Bir de zaten Abdülhamit dönemi çok incelenir. İttihat Terakki dönemi, hani biraz sosyoloji çalışması yapar gibi toplumsal arka planı okumaya çalıştık. Kendisi bir feminist yazarlar neslinin içerisinde konumlanmış bir kadın. O dönemi bayağı okuma fırsatımız oldu. Aslında o açıdan çok fazla kayıt sıkıntısı yaşamadık. Bir tiyatrocuyu zenginleştirebilecek bayağı bir malzeme vardı. Ya da Adana için Yıkıntı Arasında kitabının sonunda yayınlanan bir yazı dizisi var. Kendisi 1911 yılında Amerika'da yayınlanan bir Ermeni dergisine oradaki gözlemlerini anlatan bir yazı dizisi yazmış. Ve o kitapta Aras Yayıncılığı'nın Yıkıntılar Arasında kitabının sonunda çevrilmiş. Hani nasıl bir mücadele verdiğini ve orada hani bir Osmanlı yetimhanesini kurulurken hani oradaki Ermeni yetimlerin ne pozisyona düşebileceğini anlattı. Uzun bir yazı dizisi yayınlamış. 4 makalelik. Mesela ondan o sahneyi kurarken oradaki verilerden esinlendik. Ya da 1915 gecesi nasıl kaçtığını kaçtıktan sonra bir erkek yazar mahlasıyla yazmış. Yani ben Zabel Yeseyan gibi değil ama sanki bir erkeğin ağzından anlatır gibi anlatmış. O gece nasıl kaçtığını sahneye taşırken birebir orada kendi sözlerinden yararlandık. Bir Adalet Feryadı'nın editörlerinden Melisa Bilal bize çeviri ve araştırma konusunda destek oldu.
O yüzden aslında belirli verilerden yararlandık. Belirli yerlerde de tabii ki bilimsel ve estetik ve etik olarak hayal gücümüzü çalıştırdık diyebiliriz. Peki hani bu ilk feminist harekatının bu topraklardaki belki belgelerinden biri olan Zabel Yesevan oynarken sizler ne hissettiniz? Yani Zabel Yesevan tiyatrosunu oynarken sizler ne hissettiniz? Yani Zabel Yesevan'ın hayatı üzerine çalışmak başlı başına böyle zaten çok yani çarpı hayat hikayesi, duruşu, bir aydın olarak duruşu, bir eğitmen olarak ya da bir feminist olarak, kendisine feminist demese de hayata karşı o feminist duruşu bizi çok etkilemişti. Dolayısıyla o ruhla biz de bir kadın topluluğu olarak bu oyunu yaparken ben çok pozitif etkilendiğimizi düşünüyorum. Yani yine aynı inançlı ve şey duruşu dan feyz aldığımızı düşünüyorum. Çünkü meselelere karşı özellikle hani çok cesur, çok inançlı ve şanslı olarak hatta adedilmiş bir Aras Yayıncılığı'nın ön sözünde. Öyle gerçekten. O çok esin vericiydi. Hem kişisel duruşlarımız için hem de bence üretim sürecimiz için. Büyük bir heyecanla sürecin işlediğini düşünüyorum. Bir de aslında geçmiş tarihi ve hani belgesel yapıyoruz gibi bir düşünceyle değil, sahnelediğimiz meselenin bugüne çok fazla referansı olduğunu düşünerek aslında güncelliğini koruyan bir hikaye. Hani aslında geçmişi anlatan müzelik bir hikaye değil de güncelliğini koruyan bir hikaye ve bir mücadele olduğunu düşündüm. Çünkü bugün de kadınlar olarak birçok mücadeleyle halen mücadele vermemiz gerekiyor kadınlar olarak ve Zabel Yesevan döneminde anlattıkları, hem kendi üzerinden hem hayatındaki diğer kadınlar üzerinden anlattıkları aslında bugün de, bugünkü hem üreten bizlere hem de oyunumuzu izleyecek olan kadınlara o anlamda hem ilginç hem de esin verici ve aslında o mücadele konusunda bizi güçlendirecek sonuçlar üretiyor diye düşünüyoruz. Ve biz bu hikayeyi aslında kurmaya başladığımızda Necmi Alpay'ın, işte Aslı Erdoğan'ın içeride tutuklu olduğu süreçti. Ve o bugünü yani birden kendimize o şey yani bu aslında şu anda da oyunu izleyen insanlar için sadece Sovyetler'de geçen bir öykü gibi bir şey olmuyor. Bugüne dair bir sürü şey kulaklarına ve işte vicdanlarına çarpıyor. Dur diye düşünüyoruz. Çünkü biz o şeyle yaptık, biraz o itkiyle. Aslında hani bir aydının iktidarla ve oldukça yani büyük temizlik dönemi, yani seni tamamen bir yere hapsetmeye, işte belirli şeylerle, toplumsal bağlarla ilişkini koparmaya ve hatta orada ölüme göndermeye çalıştığı bir pozisyonda başlatıyoruz oyunu. Dediği gibi o yüzden Duygu'nun hani çok fazla bugüne göndermesi olan şey. Ama diğer yerlerde doğduğu dönem Abdülhamit dönemi. Abdülhamit döneminden de belli yani çok fazla şey var. Ya da İttihat Terakki'nin yani bürokrasiyle karşılaşması, yani işte o dönem yaşanan felaket falan bugüne dair çok şey söylüyor gibi hissediyoruz. Tarihsel bir malzeme değil sadece o yüzden. Bugüne de etkileyen. Hayat hikayesi. İlk gösteriminizi bu iki perde olarak ilk gösterimizi bu hafta yaptınız galiba. 6 Mart'ta yaptık Boğaziçi Üniversitesi'nde. 8 Mart'ta da Bursa'da 8 Mart etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin yine kadınlarla buluştuk. İki kere oynadık. Tekrar ileriki bir tarihte sahne alacak mısınız yani? İsterseniz izleyicilerimizle. Tamam. En yakında şeyde var, 12 Mart'ta bu pazar saat 8'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde olacak. Gelecek haftalarda da Mart ayı boyunca 20 Mart pazartesi 8.30'da Moda sahnesinde, 26 Mart pazar 5'te akşamüstü Boğaziçi Üniversitesi'nde, yine 10 Nisan pazartesi 8.30'da Moda sahnesinde. Şimdilik belli olan gösterimler bunlar ama bu sezon ve gelecek sezonda hem İstanbul'da hem İstanbul dışında oynamaya devam edeceğiz. Sizin bu oyun hakkında başka söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa? Yavaş yavaş işte seyircilerimizle karşılaşıyoruz ve tepkilerini yani almaya başladık daha çok yeni. Ama bir tanesi işte hani o hem Sema Kaygısız yazar Sema Kaygısız izlemişti ilk oyunu. Onun bir yorumu vardı oyuna dair. Hani mesele aslında
yani soykırımın, felaketlerin arka arkaya yaşandığı bu topraklarda ve aslında yani şey zorlayıcı bir dönemi anlatıyor oyun. Ama bunu hani çok insani ve samimi bir dille aktardığını söyledi. Hani meselenin üzerini de örtmeden, bu tarihin üzerini de örtmeden ama oradaki ölüleri de incitmeden ele almış oyun gibi bir yorum yapmıştı. Bu bizim yapmaya çalıştığımız şeyi çok güzel özetlediği için belki onu hani alıntılayabilirim. Çünkü hani zor yani bizim toplumsal hafızamız için zorlayıcı bir mesele ve bunu yani Türkiye kamuoyuyla buluşturmaya çalıştığımız bir oyun. Orada hani hiç yani şey yapmadan hani meselenin de üzerini örtmeden ama hakkıyla sahnelemeye çalıştık. Yani ve işte o şeye inat, hani kapatılmış olmanın ya da zor durumda olmanın inat, geçmişten aldığı güçle Zabel Yesen'in direnmeye, hayatının son noktasına kadar direnmeye çalıştığı bir hikaye kurmaya çalıştık. Umarım bu seyircilere de geçiyordur. Ya bildiğiniz üzere biraz oyundan dışarı çıkacağım. KYK'larla bir sürü akademisyen ihraç edildi ve bir sürü üniversitede de bazı bölümler belki kapanma aşamasına geldi. Ya bu durum tiyatro bölümünüz için de sizi kaygılandırıyor mu yani? Evet yani dediğiniz gibi en basitinden Türkiye'nin en köklü bölümlerinden biri olan Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin tiyatro bölümünün şu anda derslere çok zor devam edebilecek bir aşamada. Çok nitelikli, araştırmacı birçok akademisyenin mesela işine son verildi. Kariyerleri bir anda durdurulmak zorunda kalındı. Ve bu başka tiyatro bölümlerinin, sanat bölümlerinin ya da başka bölümlerin başına gelebilir. O yüzden bu çok kabul edilemez ve çok kaygı verici. Ama bir yandan da bizler için direnmeye devam etmeyi söyleyen bir şey. Mesela oradaki akademisyenler üniversitede olmasa bile farklı platformlarda ders vermeye, öğrencileriyle buluşmaya devam ediyorlar. Bu çok önemli bir direniş. Aynı şey Boğaziçi'nin de başına gelebilir ya da başka bölümlerinde gelebilir. Ama insan hepimiz yani kendi durduğumuz yerden biz tiyatrocu olarak başka alanlarda çalışan entelektüeller başka alanlarda yaptıklarına devam edebilir. İşte programlar yaparak, yazılar yazarak, sanat üreterek ve seyirciyle buluşmaya son ana kadar devam etmekten başka bir direniş ve çözüm yolu yok diye düşünüyorum. Yani zaten içinizde hani sanat yapma isteği olduğu süreç içerisinde herhangi yani bunu bitiremezler hani. Evet. Evet ve biz bu noktada sanatçıların ve toplum yani muhaliflerin dayanışması gerektiğine inanıyoruz. Ciddi bir dayanışma kurmak gerekiyor. Hani bir yerinden katkı sunmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Hiç durmamak. Şimdiden en zor dönemde çünkü dayanışılır. Yani iyi günde herkes dayanışır. Kötü günde dayanışmak gerekiyor diyoruz. Zabel oyunumuzun 20 Mart gösterimini KYK mağduru öğretmen ve akademisyenler için oynayacağız. Moda sahnesiyle birlikte böyle bir dayanışma içerisinde bulunmaya çalışacağız. Bekleriz seyircilerimiz de buna bir katkı sunmak isterlerse. Onun dışında hani her oyunumuzun işte kanun hükmünde davetiye diyerek belirli bir yani bilet sayısında kontenjan ayırıyoruz KYK mağduru arkadaşlarımıza. Çünkü biliyorsunuz işte bunun tersi de yapılmıştı. İşte berberler işte dolar bozduranları bedava şey yapıyorlar. Doğru. Ama biz hani şimdiden bunun yollarını inşa etmek gerekiyor. Hani yapabildiğiniz her noktada gibi. İçinde olmak istiyoruz. Evet, bugün yayınımızda Boğaziçi Gösteri Topluluğu ve Tiyatro'dan Aysel ve Duygu, daha çok Zabel Esayan Tiyatrosu hakkında konuştuk. Biraz da KYK'lara değindik. Sizin son bir diyeceğiniz bir şey varsa toparlayalım. Teşekkür ederiz. Biz hayır diyelim. Son olarak hayır diyelim. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için iyi akşamlar. İzlediğiniz için iyi akşamlar.